bir şey değil. Güle güle. Ben bakarım. Buyurun. Merhaba. Ben Defne'yi arıyordum ama burada mı acaba? Defne burada, haber vereyim. Anne. Beni içeri davet etmeyecek misin? Tabii, lütfen geç. Anne, ev arkadaşlarımla tanıştırayım. Şule, Aysun. Memnun oldum. Anne. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Aysun, hadi biz çıkalım. Zaten işlerimiz vardı bizim. Dışarıdan istediğin bir şey var mı? Teşekkürler. Allah'a ısmarladık. İyi günler, hoşça kalın. İyi günler. Zayıfladın mı sen? Yo, sana öyle geldi herhalde. Çok özledim. Ben de. Ev neredeyse bitmiş. Evet. Söylediklerinden daha erken teslim edecekler galiba. Fayansın rengini beğendin mi? Güzel. Artık duvar rengini fayanslara uyduruz. Acaba banyoda da mı aynı rengi kullansaydık? Aa, telefon için de başvurmamız lazım. Ahmet ancak bağlanır. Gerçi ben bugün de gidebilirim ama. Neyse. Bir şekilde hallederim. Karşıda fırın var. İstersen bir koşu gidip bir simit alabilirim anne. Yo, bunlar kafi, kafi. Ben zaten seni görmeye geldim. Nasıl burnumda tütüyordum bir bilsen. Ben de seni çok özledim anne. Hepinizi özledim. Abimden haberlerinizi aldım ama. Gelip bizi görmen için hiçbir mani yoktu ki. Seni zorla evde tutacak değildik. Biliyorum. Ama yine de kuyruğu dik tutmak istedin. Buraya ne kadar zor alıştım bir bilsen. Odamı nasıl özledim, senin yemeklerini. Ama bunu yapmam lazımdı anne. Başka türlü size ne kadar kararlı olduğumu anlatmama imkan yoktu. Anladık Defneciğim, anladık. Artık eve dönebilirsin. Burada kalmaktan çok memnunum. Bana kızma ne olur. Sizden ayrılmak bana zor gelmişti, evet. Ama artık alıştım. Hem Lozan'a gitsem zaten böyle yaşamayacak mıydım? O zaman arada gelip evde de kal Defne. Hiç değilse bunu yap. Baban sana çok kırıldı. Gönlünü alman lazım. O nasıl? İyi görünmeye çalışıyor ama iyi değil. Yatak odalarını gömme dolaplar şimdiden yapılırsa çok iyi olacak. Ahmet. Senin neyin var? Evi beğenmedin mi yoksa? Evi beğenip beğenmemek değil de... Ayla, ben... Ben biraz paniğe kapıldım galiba. Tabii canım. Şimdi inşaat pisiyle gördüm. Birkaç hafta sonra başka türlü hissedeceksin. Mesele ev değil Ayla. Benim paniğim başka konuda. Biraz konuşabilir miyiz? Müzik
Affedersiniz, kimse yok mu? Geldim, geldim. Kusura bakmayın, beklettim sizi. Ama şansınız var. Şimdi çıkardım fırından. Ellerinize sağlık. Ama ben aslında alışveriş için gelmedim. Birini soracaktım size. Kadriye Hanım sizsiniz değil mi? Evet, benim. Ben Güjide'yi arıyorum. Demek Necdet sensin. Şimdiye kadar neredesin sen? Hayatımın en zor dönemini yaşıyorum hala. Bunun bedelini sana ödetmem hiç adil değil, biliyorum. Ama kafam bu kadar karışıkken evlenmek ne derece doğru bilmiyorum. Birlikte bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Sana karşı samimi olmam lazım. Duygularımı iyice anlamaya çalışıyorum. Ne istiyorum ben? Doğru mu yapıyorum? Ve en büyük korkum seni incitmek Ayla. Bunları da daha önce konuşamama nedenim bu. Günlerdir düşünüyorum. Evlilik konusunda tereddütlerim var. Bunlar kafamın içinde oldukça mutlu olmamız neredeyse imkansız. Bu yüzden... bizim için en sağlıklısı... henüz başındayken bu işten vazgeçmek Ayla. Yoksa ileride çok daha fazla üzülebiliriz. Ayla! 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 Ayla!